Gazi Paşa 8. Çekirdeksiz Nar Festivali'nden başlayalım istedik. Alanya yakın olduğu için belirli yerlerinde olabilir ama... Biz bunu bildiğin Doğanca'nın Ayşe Eriği yapalım. Kurumaz olsa da gözümde yaşım, bu hayatı inadına yaşayacağım. Pitaya yetiştiriyorum. Pitaya yetiştiriyor. Pitahaya. Evet. Peki nereden geldi aklınıza pitahaya? Yediniz mi bunu bir yerde? Duydunuz mu? Gazi Paşa'nın bütün muhtarları burada. Gece hiç uyumamış. Kadın oturmuş. Narı üstüne işlemiş resmen. Şimdi siz kaçarak mı evlendiniz? Evet, kaçarak evlendik. Bingo. Yakışıklılığıma dayanamadı. Yakışıklılığına dayanamadı. Bunun özelliği şöyle... Göz kırpınca kırılıyor. Bak ya böyle. Ya gözümü kırpıyor mu? Kırpıyor bak. Mu? Bak. Gazi Paşa'nın yine burada yetişen kırmızı patatesi var. Arı söğüdü, akıllı öğüdü severmiş. Ben de buraya geldim. Hemen bana burada bir öğüt verildi. Nasıl buldun festivali? Festivali çok güzel buldum. Dediler ki bana, Elif Hanım bugün çok yoruldunuz. Biz size bu arabayı hediye edelim. Bu arabayla Alanya'ya bir gidin. Efendim, merhabalar diyoruz. Biz bu sezonun İlk bölümünü Gazi Paşa 8. Çekirdeksiz Nar Festivali'nden başlayalım istedik. Narla başlayalım istedik. Programımız bereketli olsun dedik. Şu anda yanımızda Gazi Paşa Ziraat Odası Başkanı bulunmakta. Efendim nasılsınız? Allah'a şükür biz iyiyiz. Sizler sormalı. Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Biz etkinliğinizi çekmeye geldik. Bu 8.'si yapılıyor. Bir şey soracağım. Neden bu mevsim, bu tarih? Özelliği ne? Bu tarih Atatürk'ümüzün Gazi Paşa'nın Gazi Paşa ismini koyduğundan dolayı aynı güne denk getirmemiz için bu Nar Festivali'nin düzenlenmiş bu 8. Bu Nar Festivali, çekirdeksiz nar, en büyük özelliği Gazi Paşa'dan başka hiçbir yerde yok. Bunun yanında bir de belirli seviyelerde denizden 400 ile 600 metre aralarında ya da 800 metre aralarında yetişen bir narımız. Yani Gazi Paşa'dan hariç şu anda hiçbir yerde yok. Çekirdeksiz derken çekirdeği var ama hiç damağa değmeyen, bir çekirdeği olan ama damağa değmeyen çok yumuşak çekirdekli narımız. Yani çekirdeksiz narımız. Peki şimdi buradan bu narın tohumunu aldılar, gittiler, herhangi bir yerde ektiler. En yakın yer Alanya. Olmaz mı? Sadece buraya özgü mü? Şimdi denenip denenmediğini bilmiyorum. Alanya yakın olduğu için belirli yerlerinde olabilir ama şu ana kadar hiçbir yerde olmadığı için sağda burada var diyoruz. En olacağı olan yer Anamur, Alanya, Gazipaşa gibi yerlerin belirli yerlerinde olabilir ama şu anda Gazipaşa'dan başka bir yer yok. Peki bu çekirdeksiz narın burada olmasının size bir faydası var mı? Çekirdeksiz narın faydası tabii ki bu etkinliğiyle tanıtıp açılmasını, çiftçilerimize bir katkı sağlama amacıyla bu festival düzenlenmiş, tanıtmak için ve bu tanıdık sırada zaten yedik sıra bunu da bir ısmarlayan iki ısmarlıyor yenisinde. Elbette tüketiminde faydası var etkinliğin. Evet. Peki siz Gazipaşa'da doğdunuz. Buralısınız. Buralıyım. Gazipaşa'nın aynı zamanda çiftçiyim. Aynı. Oraya gelecektim. Peki üretiminde de varsınız. Varız. Nardan haricinde burada mesela Gazi Paşa deyince benim aklıma nar, çekirdeksiz nar ve artı ne gelmeli? Artı biz şöyle saymakla bitiremeyiz. Protokol meyvelerin yetiştiği en büyük Antalya'nın Gazi Paşa'sı. Yani saymakla bilmeyen 50 mi diyen, 100 mü diyen, 150 mi çeşit her getirip de deneme yaptığımız protokol meyvelerin hepsinden verim aldık ve belirli yerlerinde. Yani Gazi Paşa'nın her tarafında değil ama belli yerlerinde bu avukada gibi, ejder meyvesi gibi daha şu ana kadar hiç daha yani bir Alanya, Gazi Paşa yahut Anamur gibi hariç yerde olmayan ejder meyvesi gibi, avukada gibi şeyler. Yani aynı bunlar devam ediyor. Evet. Protokol meyveler devamlı burada kabul ediyor toprağımız. İnşallah daha çeşitler gelecek. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bugün etkinliğimizde başka neler olacak? Nar Festivali mesela, bir nar güzeli seçecek miyiz? Nar güzelini yarın Allah izin verirse. Bugün değil, yarın seçeceğiz. Elif Hanım, kaybettim baştan.
Evet, Nargizeli yarın seçilecek. Evet. Bugün burada ufak tefek yarışmalarımız olacak. Standlarımız var. Standlarımız hep Gazi Paşa'dan. Gazi Paşa'lı. Standlarımız hep açık. Hem iki gün sürecek. İki gün sürecek. Allah izin verirse yarın akşama kadar bu. Büyük şenlik içerisinde böyle devam edeceğiz Allah izin verirse. İnşallah diyoruz. O zaman başkanım, standları da bir gezelim mi? Gezelim. Standlar hep el yapımı zaten. Gezelim. Hatırlatıyorum. Bakın. Şimdi narlar nerede Ahmet Bey? Narlar. Şimdi önünüzdeki kaselere narlar dağıtılacak. Bu narları süre tutacağız. 2 dakika içerisinde eliniz, yanınızdaki bıçakla elinizi kesirmeyin. Dikkat edin lütfen. Narı keseceksiniz. Daha sonra elinizle suyunuzu sıkacaksınız. Ahmet Bey, suyu bu kaselerin içine sıkıyor değil mi? Şimdi bu kaselerin içerisinde elinizle böyle pres yaparak, böyle sıkarak 2 dakika içerisinde en fazla nar suyunu kim toparlayabilecek bu kaselerin içerisinde hakem heyetimizle beraber? Ya doldurup da istersen hepsini doldur, ikinciyi takviye ederiz. Ama ne kadar doldurabilirsen doldur. Birinci gelen yarışmacımızın ödülü 1 gram altın. 1 gram altın. Ödül törenimiz, altınını hemen bitirince benim altın nerede diye sormayın. Lütfen ödül töreninde yarın altınlar yarın verilecek. Arkadaşlar yeterince narları koyalım. Benim narım eksik geldi. Daha fazla olsaydı daha fazla sıkardım gibi bahaneler olmasın. Fazıl Hocam, biraz sonra başlatıyoruz. 2 dakikalık süremizi siz kronometre ayarlayın. Katılımcılarımız sizleri bir kez daha tanısın. Şaditan dediğimde elinizi havaya kaldırırsanız Şaditan, Yalçın Çağlar, sensin. Yavuz Yıldız, Ömer Özen, Musa Buğur. Hepinize kolay gelsin. Hazır mıyız? Hocam süreyi sen tutuyorsun. 3 dediğinde başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar süremiz bitti. Süremiz bitti. Ben yukarı çıkıyorum. Şöyle bir varayım. Arkadaşlar bir varalım. Hakem heyetimiz burada. Arkadaşlar geçmiş olsun hepinize. Şöyle hakem heyetimiz bir değerlendirme yapsın. Dur hocam, ölçtüreceğiz. Ölçtüreceğiz hocam. Kanal A televizyon aramızda, çok teşekkür ediyoruz. Rotamız, yöremiz programı. Ne, hangi gün yayınlanacak biliyor muyuz?
Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi de olsun olması. Yok mu? Çok teşekkür ederiz Kanal A Televizyonu'ndan. Birincisi hakem heyetimizin değerlendirmesine göre Ömer Özen, Ömer diyelim, gel şöyle seni bir görsün herkes. Şöyle ortaya yere biçim. Gel. Hayırlı olsun. Şimdi fuar alanında geziyoruz, dolaşıyoruz. Önümüze geldiğimiz standlarımızı inceleyeceğiz. Ama onun önünde biliyorsunuz her zaman yöresel kıyafetle dolaşan insanlara genelde bir mikrofon uzatmak isterim. Ki bugün de mikrofonu uzattım. Ziraat Odası Başkanımız çıktı. Mikrofonu uzatıyorum. Gazipaşa Esnaf Odası Başkanımız şu an yanımızda. Önce siz kendinizi bir tanıtır mısınız? Efendim ben Mustafa Köse, Gazipaşa Esnaf Odası Başkanı. 1410 esnafımız var. Bugün de bu etkinlikte biz Gazipaşa Esnaf Odası olarak elimizden geldiği kadar ilgilenmeye çalışıyoruz. Standların içerisinde 5-6 tane bize ait esnafımız var. Gayemiz nedir? Burada ilçemizi tüm dünyaya tanıtmak. Biraz kıyıda kalmış bir ilçeyiz ama çok farklı özelliklerimiz var. Bu özelliklerimizin bir tanesi de çekirdeksiz nardır. Bugün Allah razı olsun Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı ve Sayın Milletvekilimiz geldi. Bizleri onurlandırdılar. İnşallah önümüzdeki yıllarda diğer siyasi partilerin temsilcileri de bizi teşvik eder. Bizleri onurlandırırlar. Bizleri için bir gurur vericidir. İlçemizin tanıtımını yapabilmek için bu tür etkinlikleri çoğaltıyoruz. Sizlere de bu tür etkinliğe gelip bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Standlarımızı dolaşmaya başladık dedik. Sağ tarafımıza bir döndük, bir de ne görelim. Gazipaşa Doğanca Mahalle Muhtarımız burada. Kendisi stand açmış. Efendim nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Gayet hoş bulduk. Göründüğü üzere gayet iyiyiz. Evet. Muhtarım festivallerde geziyor biliyorsunuz. Biz kendisiyle Doğanca Çamalanı pikniğine de katılmıştık. Evet aynen. Pikniklerimiz, şenliklerimiz devam ediyor. Her yere katılmaya çalışıyoruz inşallah. Bugün de Gazipaşa Çekirdek Sınar Fuarı'ndayız. Evet. Burası Doğanca'nın standı. Tüm ürünler Doğanca'da yetişmektedir. Ürünler Doğanca'da. Kivimiz var. Bu yer fıstığı değil. Mersin. Bizde Murt derler, Murt. Bazı yerlerde Mersin, bazı yerlerde Murt deniliyor. Bunu biliyorsunuz, bu yer fıstığımız. Bunu kavurarak da yiyebilirsiniz, haşlayarak da. Şimdi muhtarım bir şey söyleyebilir miyim? Ben Alanya, Gazipaşa dışında da gittiğim bütün memleketlerde hiç bunu haşlayarak yiyen bir yer yok. Doğanca'da yaşadılar. Doğanca'da yaşadılar ama bir haşlayıp bilseler, tuza bandırarak, ondan sonra sürekli yerler yani, devam ederler. Tadından geçilmez diyoruz. Evet, armutumuz var. Armutumuz var, Doğanca'nın armutu. Eskiden kalma bir armut, Karakize isminde. Çok lezzetli, çok sulu, çok tatlı bir armuttur. Herkes yemesini tercih ederim. Ama herkesin yemesini tavsiye ediyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim enişte Doğanca'da, biz o konuda şanslıyız. Doğanca'nın standında bulunanları enişte vasıtasıyla yiyoruz biz de. Bunu akşamdan mı yaptın muhtarım? Ne yaptın bunu böyle? Bu ne diyorlar? Karate karakter, kaplumbağa veya bize tosbağa deriz. Evet. İşte nara yemiş, nara bulanmış hali burada getirdik, koyduk buraya, bunu buraya. İki ismini birlikte söylüyoruz. İster karette karette diyor, ister tosbağa diyor. Biz burada tosbağa diyoruz diyor. Akşamdan uyumamış, sabaha festivale yetiştireceğim diye oturmuş kaplumbağayı. Ben de kaplumbağa diyeyim bari, ben de bir şey söyleyeyim. Üstüne oturmuş, bunun altındaki ne? Kaplumbağanın kendisi. Anam canlı canlı kaplumbağayı aldın getirdin mi? Aynen. Yeşilliğin üstündeyiz, biraz sonra dolaşıyormuş. Evet, çekirdeksiz narımız. Efendim? Angelika Erik. Angelika Erik. Niye Ayşe Erik değil, Fatma Erik değil de Angelika bu ya? Vallahi onu da değiştirelim olması. Herhalde bana, benim anladığım kadarıyla Japonya'dan ithal edilmiş. Yani şeysi yani. Fidasi. Angelika Japonya'da değil ki ya. Nerede Angelika? Vallahi bilmiyorum. Boş ver. Biz bunu bildiğin Doğanca'nın Ayşe Erik'i yapalım. Ayşe, evet. Şöyle kırmızı pul biberimiz var. Bunları da oturduğun akşamdan mı yaptın? Aynen. Fuara yetiştirdik. Yengenin hiçbir katkısı yok mu burada? Orta az ya. Beraberiz. Yengeyi getirmeyiz ama festivale. Çünkü kazanç bizde kalsın. Hayır. Küçük bebeğimiz var. Onun için gelemedi yani kendisi. Öyle mi? Hı-hı. Aynen. Güle güle büyütün diyelim. Teşekkür ederim muhtarım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Doğanca'da çam alanında görüşmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah. Ben yaşayacağım diye bir şiir yazdım. Ben engelli Zehir Yıldırım. Bazı arkadaşları görüyorum ki ayakta olduğu halde hani hayattan umutsuz bir şekilde yaşıyor. Ben buna inat, yaşayacağım diye bir şiir yazdım.
sizlerle paylaşmak istiyorum. Olmasa da soframda ekmeğim aşım, kaybolup gitse de hayalim düşüm. Kurumaz olsa da gözümde yaşım, bu hayatı inadına yaşayacağım. Uçurumlar kazılsa da yollara, baykuşlar tünese de dallara, ellerimi açtım yüce Allah'a, bu hayatı inadına yaşayacağım. Hiç kimse çalmasa da kapımı, rüzgarlar esse de sökse kökümü, acıyla sarsalar benim yükümü, bu hayatı inadına yaşayacağım. Tutmasa da dizlerim, ağırsa başım, kar boran olsa da baharım kışım, dert çekmek olsa da benim tek işim, bu hayatı inadına yaşayacağım. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi değerli katılımcılarımız, bir başka yarışmamıza geçiyoruz. Diğer yarışmamız, tanesini yere düşürmeden nar yeme yarışmasına katılmak isteyenlerden 5 tane yarışmacı davet ediyoruz efendim hakem heyeti masamıza. 5 tane müracaat yarışmacı aldığımız zaman tanesini yere düşürmeden en çabuk nar yiyen yarışmacılarımızı seçeceğiz efendim. 5 kişi gönüllü rica ediyoruz hakem heyeti masamıza. Önemli olan narın tanesini yere düşürmeden yemek. Narın tanesini yere düşüren eleniyor. Yarışma bitiyor, o anda bitiyor. Yarışmamızın sonunda birinci gelen arkadaşımıza da yine 1 gram altın ödülümüz var. Yarın akşam ödül programında 1 gram altın ödülümüz var. Ayrıca Gazi Paşa'mızın 6 kişi mi geliyor? 5 kişi dedi ama 6 kişi ise sorun yok benim için. Ahmet Bey uygun mudur? Ayrıca 1 gram altının yanında Gevenes muhtarımızdan 5 kilogram da çekirdeksiz nar ikram edecek. Muhtarıma şimdiden çok teşekkür ederiz sağ muhtarımıza. 1 gram altının yanında 5 kilogram da çekirdeksiz nar verecek muhtarım. Şimdiden sizlere kolay gelsin diyoruz. Hayır ama Karala muhabirimiz hanımefendiye bir gaz verdik. O gaz da kendini burada buldu. Doğan Haber Ajansı. Hangisi o? Doğan Haber Ajansı. Yücel Bulut. Yücel Bey. Yabancı hangisi o? He? Steven. Steven. Where is the Steven? Gelsin Steven'a da. Ben anlatamam yalnız bu yarışmanın kurallarını, Steven anlatın. Ya yere düşürürse ama gitti. Hakemlerimize söyleyin Steven'a. Efendim. Esenpınar muhtarımıza teşekkür ederiz. 5 kilogram çekirdeksiz nar verecek efendim. Birinci gelen yarışmacımıza 1 gram altının yanında. Altını muhtarımız vermeyecek ama yine de nar duyurusunu yapalım. Arkadaşlar ben sizin isimlerinizi alayım. Hakemler aldı herhalde. Vallahi düşürenle bırakmasın gene yetim bayramlar. Yarış kaybetmeden hayır zaten düşüyor. Düşer ya. Arkadaşlar 5 kişi için malzemeler gerekiyordu. Tamam ayarlandı. Tamam sıkıntı yok. Dış kabuğunu soyuver öylece ye. Şimdi Ahmet Hocam. Ahmet Bey kabuğu yemeyecekler değil mi? Böyle kabuğuyla falan. Yesin de nasıl yesin? Yesin mi? Dış kabuğunu soyun. Dış kabuğuyla yesin. Bak Murat Bayıvalı. Yere düşürmesin. Düşürmesin ama öyle isterse kabuklu yesin. Yesin de yeter ki kulağını kazansın kesin de. Evet teyzem de veriyor bir kasa. Teyze hamurdan olur bir şey. Manici teyzemizi biz sahneye alacağız manici. Onun için söyleyeceğim manileri söylerim. Siz burası kazmışa bazlıklar zaman olsa çalışmışlar gider emekler boşa. İşe git koşa koşa. Dünyada çok yaşa. Alkış yok mu efendim? Alkış yok mu? Alacağız. Alacağız. Çok teşekkür ederiz. Bu mani söyleyen teyzemiz de anında mani söylüyor. Başkaları düşünerek yazamıyor ama o bu anında söylüyor. Arkadaşlar hazır mıyız? Tekrar duyuru yapıyorum. Şimdi eğer eksik duyuru yaparsam ya da kafanızı karıştıran anlamadığınız bir yer olursa tekrar sorabilirsiniz. Şimdi bıçağımız, tepsilerimiz hazır. Bıçak geliyor efendim. Doğan Haber Ajansı. Sizi en başa aldık. En çok sizi çekecekler. Kanal A haberiyle beraber. Şimdi elinizdeki bıçakla tabii ki bıçak dışının kabuğunu kesmek için yarayacak. Portakal gibi kesersiniz, dikine mi yatına mı nasıl kesersiniz bilmiyorum ama kesinlikle yere düşürmek yok dediler arkadaşlar oyun kuralı içerisinde. Birinci gelene 1 gram altın ve akabinde 5 kilogram Sami Muhtarım'dan çekirdeksiz nar
verecek muhtarıma. Teşekkür ederiz. Manici teyzemiz de verecek. Nereye gitti o? Kayboldu bir anda. Burada. Manici yengemiz de. Ayıp. İnsanlara söz söylemeyelim. Ayıp. Teşekkür eder, saygı duyuyoruz. Şimdi yere düşürmeden verilen süre içerisinde insanlar çalışsın hepsi, bak dinle, yarışçılar öğret, hepsi çalışsın insanlar, hepsi gelsin insanlar yanımıza, hepsi. Evet, çok teşekkür ederiz. Bir dakika, kadın markette satılır defterle kalem, bura toplandı bugün işi düşün de cümle alem, hava yağınca kadar dağdan suyla sel rezil etmesin seni cümle alemi. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Evet, bir manide bana gönderdi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hazır mıyız? Stephen geldi mi Stephen? Where is the Stephen? Stephen, Stephen, come here please Stephen. Quickly, quickly. Arkadaşlar Stephen da geldi. Basın arkadaşlar. Basın arkadaşlar. Şu Stephen'ı da gösterelim arkadaşlar. Stephen burada. Arkadaşlar şimdi... Burası gaz başa, bastıkları saman aşa, çalışma saran dinlemekleri boşa, sen de işinde çok yaşa, almışlar eline bir haşa, git işine koşa koşa, dünyada çok yaşa. Evlerinin o zeytin ağacı, toplandı yanıma bir sürü bacı, vurdular başıma tacı, doktorlar bulamadı bana ilacı, şu insanların çoğu ilacı. Evet, alkışlar yengemize. Muhtarımız var, Gevenes muhtarlarımız, Esen Pınar. Esen Pınar muhtarımız, cebinde taşır anahtarı. Neden insanları unutmaz? Bizsiz lokmayı yutmaz. Bin tarafa insanlar atmaz. İnsanlara nasıl satmaz? Evet, muhtarı bu manide satmaz. Köyünün muhtarı, cebinde taşır anahtarı. Köyümüzü her zaman için, ağlarım için insanları yolunu yaptırır, iri ezil etmez. Bu dünyadan ölmeden kara toprağa gitmez. Evet, muhtarı. Gezdiği market değil pazar. Gezdiği market değil pazar. Yapmasın sağ kimse nazar. Ölünce kabrimi kim kazar? Hece taşıma ismini yazar. Allah razı olsun. Alkışlarımızı gönderiyoruz yengemiz. Evet arkadaşlar, yarışma hazırlıklar. 3 dediğimde başlayacağız. Hazır mıyız? Hazır de insanlar yüzünü kazanır. 1, 2, 3. Hadi prova gelsin. Ulan kabuğunu yeme. Kabuğunu yeme. Arkadaşlar süremiz bitti. Bu sefer de çok yayın kazanacak. O zaman nasıl söyleyeceğim? Süremiz bitti. Hocam ikisini yan yana bir alalım. Şimdi şunları yan yana bir getirelim o zaman. Değerlendirelim. Şöyle yan yana bir koyalım. Hangisi çok yemiş? Dayım daha çok yemiş. Dayımın adı neydi?
Hocam. Murat Ergin. Gel şöyle bak. Gel Murat amca, sen şöyle öne gel şöyle. Elif Hanım şöyle nallarınızı alın. Gönüllerin şampiyonu Steven Kamir. Evet, basın mensubu arkadaşlar bir fotoğraf alsınlar sizde. Herif daha devam ediyor. Arkadaşlar, bu yarışmanın sonunda finale kalan Murat amca ile Elif Hanım, ikisini alkışlarımızla kocaman alkış gönderebilir miyiz hep beraber? Çok teşekkür ederiz. Şimdi hakem heyetimizin değerlendirmesine göre Murat amcamız narı daha fazla yediği için yere düşürmedi, yarışmadan elenmedi ancak Elif Hanım'la beraber. Ancak nar daha çok eksilmiş Murat amcanın elinde. Murat amca yarışmamızın birincisi. Amca şöyle gel. Şöyle gel, herkes görsün seni. Şöyle gel. Narını da bırakma. Gel. Korkma, gel. Evet. Nar yeme yarışmasında birincisi Murat amcamız. Alkışlar mıyız? Çok teşekkür ederiz. Murat amcamıza başarılar diliyoruz. Geri kalanını düşürerek de yiyebiliriz. Efendim, standları gezmeye devam ediyoruz. Standımızın bir bölümünü bitirmiş, küçük bir bölümü kalan bir abimiz yanımızda. Önce sizi bir tanıyalım mı? Antalya Gazipaşa Beyrebacak köyünden Mahmut Yüksel. Hı-hı. 1958 doğumlu. Pitaya yetiştiriyorum. Pitaya yetiştiriyor. Pitahaya. Evet. Bunu kendi bahçenizde mi yetiştiriyorsunuz bu ürünü? Evet. Şöyle bir saniye, şöyle açayım ben. Bir sıkıntısı var mıdır? Yok. Şöyle yakından bir. Şöyle. Şunları da açtıralım. Tamam. Şimdi ben bunu ilk karşıdan gördüğümde ben bunu biraz patlıcana benzettim. Ama bu bir tropikal meyve. Evet. Sebze değil, meyve. Evet. Bu yetişmeden başlayalım, yemeye kadar gelelim. Yetiştirmek tabii ki çok şeydir, özveri istiyor. Evet. Yetiştirmede size şunu söyleyeyim. Fazla bir sıkıntısı yok. Bu kaktüs bitkisi. Fazla su istemiyor, kimyasal madde yok, ilaç yok, tamamen doğal. Peki nereden geldi aklınıza pitahaya? Yediniz mi bunu bir yerde, duydunuz mu? Ben Mersin'de bir Mehmet Tanrıver diye bir arkadaşla tanıştık internet yoluyla. Ve bu adamın bu ürünü yetiştirdiğini duydum. Ben salatalık domatesten bıktığım için ben gerçek bir ağaç ekmek istiyordum seralarıma. Gittim gördüm, bana uygun mu uygun değil mi, 2 gün falan durdum. Bu bana uygun. Evet. Tamam, ben fidanları alıyorum. Cam serada mı, normal toprak üstü böyle poşetli serada mı bu? Plastik serada. Cam serada kesinlikle olmuyor. Olmuyor. Güneş alması gerekiyor mu? Güneş ihtiyacı var, gölgeye de ihtiyacı var. 40 derecenin üzerinde olmuyor. -2'nin altında olmuyor. Peki bunun bir dönemi var mı? Hani Eylül gibi, Temmuz gibi. Ekimi ne zaman, verimi ne zaman? Ekim Aralık 1 ile Şubat 15 arasında ekim olmasa iyi olur. Ondan geri günlerde her zaman ekilebilir. Evet. Bu mevsimde de çıkıyor. Evet. Ne kadar sürede çıkıyor? Mesela bu meyve ne kadar sürede bu hale geldi? Evet. Bu bitkiyi ektik. 1 yıl 1 yaşını doldurduğu zaman, dallar kartlaştığı zaman o zaman çiçeğe oturuyor. Mayıs 1'de çiçeğe başlıyor. Haziran gibi meyve oluşuyor. 45-50 günde oluyor beyazlar. Kırmızılar da 45 günde oluyor. İçi kırmızı olan meyveler 45 günde oluyor. O daha verimli olduğu için. Bu çiçek Ekim'in 15'ine kadar sürüyor. Ekim'in 15'inden açan çiçekler yılbaşına kadar meyvemiz oluyor. Peki şimdi bir tane de beyazı var dedik. Tatları aynı anladığım kadarıyla, renkleri farklı. Patlıcan gibi gene. Beyaz patlıcan, siyah patlıcan gibi. Bu meyvenin tadı nasıl? Ekşi mi, tatlı mı? Bu meyvenin tadında böyle yüklü bir şeker oranı beklemeyecek. Meyvenin tadı normal. Yani ne yediğini anlamayacak adam. İlk defa yediği zaman elma mı yedi, muz mu yedi, avokado mu yedi, nar mı yedi, bellisiz. Evet. Ama bunu birkaç sefer tekrarladığı zaman damak tadına öyle zevk veriyor. Peki neye faydası varmış biliyor musunuz? Kalp damar, kolesterol. Şeker tamamen asorbe ediyor. Gözlere kısmen. İç organlarda iyileştirme. Kansere dur diyor. Yani yaraların iyileşmesini daha çabuk sağlıyor. Evet. Yani
İnternette açılıp bakılırsa yani her benim şey dediklerim var. Her şey var tamam. Yani. O zaman merak ediyorsanız şayet Patihaya. Pitahaya. Pitahaya ismini bile söyleyemiyorum ben daha. Pitahaya meyvesini araştırın, soruşturun. Her şeye faydası var diyoruz. Eğer çok da tadına bakmak isterseniz Gazipaşa'da dayım bunun üretimini yapıyor. Mahmut Yüksel. Teşekkür ederim dayıcığım. Bir şey değil. Efendim Gazipaşa 8. Nar Festivali'nde hiç yabancılık çekmiyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Gazipaşa'nın bütün muhtarları burada. Diyorlar ki Elif Hanım biz de buradayız. Gazipaşa Gökçe Saray Mahalle Muhtarımız şu an yanımızda. Nasılsınız görmeyeli? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bu sene de Allah izin verirse ip çekeceğiz mi? Evet. Çekeceğiz. Çellik çomak oynayacağız mı? Çellik çomak oynayacağız. İnşallah diyoruz. Efendim muhtarımın standını es geçmek istemedim. Elmalarımız, bildiğimiz elmalarımız, kivimiz var, çekirdeksiz narımız var. Ben bu her standa baktım da hiç sarımsak görmedim. Muhtarım sarımsak ne alaka Nar Festivali'nde? Vallahi köyde üretici olduğumuz için. Ya üretiyordum dedi ya onu da el altından satıvereyim dedi. Aynen. Sarımsak biliyorsunuz antioksidan. Çok aynen. Mu yersiniz? Yerim, severim sarımsağı. Afiyet olsun. Yiyebilene çok güzel diyoruz. Evet, standınızda özel... Ne yaptın? Akşamdan oturup sen de mi? Aynen. Sen ne diyorsun buna? Karetta mı diyorsun, tosbağa mı diyorsun? Biz de tosbağa dediler. Sen o zaman sermayeyi tosbağa yüklemiş muhtarım. Aynen, göçüyoruz. Tosbağa yükledik. Mısır çöreği yapıyorsunuz siz mi? Eşim yapıyor. Mısır çöreği. Evet, eşim yapıyor. İstersen oraya da kontrol edebiliriz. Tamam oraya. Benim mısır çöreklerini hazırlasın. Acıktım dolaşırken. Hemen. Çok teşekkür ederim. Şimdi biraz sonra şu standlardan sonra biraz daha acıkayım muhtarım öyle geleyim olur mu? Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Gece hiç uyumamış, kadın oturmuş, narı üstüne işlemiş resmen. Şimdi siz kaçarak mı evlendiniz? Evet, kaçarak evlendik. Bingo. Yakışıklılığına dayanamadı. Yakışıklılığına dayanamadı. Bunun özelliği şöyle göz kıpınca kırılıyor. Bak ya böyle. Ya gözümü kırpıyor mu? Bak. Bak. Gazi Paşa'nın yine burada yetişen kırmızı patatesi var. Arı söğüdü, akıllı öğüdü severmiş. Ben de buraya geldim. Hemen bana burada bir öğüt verildi. Nasıl buldun festivali? Festivali çok güzel buldum. Dediler ki bana Elif Hanım bugün çok yoruldunuz. Biz size bu arabayı hediye edelim. Bu arabayla Alanya'ya bir gidin.